Malatyalı'nın eski yerleşim yeri olan ve eski Malatya ismiyle anılan bölge tarihte Hitit, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok büyük medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu medeniyetlerden kalma izlerin hala varlığını sürdürdüğü Battal Gazi ilçesinin en görkemli kültür varlıklarından biri de Osmanlı yapısı olan Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı. Malatya ilinin ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen ve binlerce yıllık tarihinde Asur, Hitit, Roma, Selçuklu, Osmanlı gibi büyük medeniyetlere kucak açan eski Malatya, bu medeniyetlerden günümüze ulaşan birçok kültürel varlığa da ev sahipliği yapıyor. Sultan 4. Murad'ın silahtarı Bosna'da Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi ismiyle anılan kervansaray da bunlardan biri. Kendine Evliya Çelebi seyahatnamesinde de yer bulan ve klasik Osmanlı kervansaray tarzını yansıtan yapı, İstanbul'dan doğuya giden güzergah üzerindeki önemli menzil külliyelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kervansarayımız Osmanlı kervansarayı, biliyorsunuz o dönemde hem ticaret hem de baharat yolu üzerinde bulunan konaklama merkezlerinden bir tanesi. Bu görmüş olduğunuz mekanımız iç kısımlarında odalar ve dış kısımlarda ise dükkanlar bulunmakta. Yani hem ticaret hem de konaklama merkezi olarak da yapılmıştır. Var iki kısımdan oluşuyor. Hem yazlık hem de kışlık olmak üzere. İki kısımdan, yani karma bir kervansarayımız. Köşk mescidimiz bulunmakta. Yine muhafız odalarımız içeride bulunmakta. Ve içeride odacıklarla birlikte, yani hem revaklar hem de ocaklar mevcut. Bu ocaklarda ise günlük ihtiyaçlarını giderdikleri gibi. Ayrıca ısınmalarını da bu içerideki görmüş olduğunuz ocaklarda sağlıyorlardı. Açık ve kapalı iki bölümden oluşan dikdörtgen yapıdaki kervansaray, etrafı revaklarla çevrili ve ortasında bir havuzun yer aldığı büyük bir avluya sahip. Bir konaklama noktası olmasının yanında, döneminin önemli bir ticaret merkezi olan kervansarayda giriş kapısının iki yanında 8'er, yan cephelerde ise toplam 22 dükkan bulunuyor. Yan yana sıralanan dükkanların bir külliye formunda inşa edildiği kervansaraydaki araştırmalar, yapının 200 kazıkla desteklenen özel bir temel yapısına sahip olduğunu da ortaya çıkartmış. Oldukça geniş bir avluya sahip olan yapının kapalı kısmında konaklama amacıyla kullanılan odalar yer alıyor. Kervansaraydaki iç ana kapının her iki yanında her biri ana avluya açılan 6'şar oda bulunuyor. Nispeten daha önemli misafirlerin konakladığı bu odaların her birinde bir ocak ve revaklı ön kısma bakan bir kapı ve pencere yer alıyor. Kervan yükünü taşıyan hayvanlar yapı içerisindeki üstü kapalı geniş bölümde tutulurken, yine bu salonda duvar boyu uzanan yüksek bloklarda kervan görevlileri ve bakıcıların gecelediği düşünülüyor. Tarihi kervansaraya ait iki kitabe bulunuyor. Bunlardan biri Cevri Mahlasını kullanan Divan-ı Hümayun katiplerinden İbrahim Çelebi tarafından, kapalı bölüm kapısı üzerinde yer alan diğer kitabe ise Şeyhülislam Yahya Efendi tarafından kaleme alınmış. Açık tarihin yer almadığı kitabenin son mısrasındaki ebced değeri 1047'yi, yani miladi olarak 1637 yılını veriyor. Kaynaklarda Silahtar Mustafa Paşa tarafından yaptırılan kervansarayın yaklaşık 3,5 milyon kuruşa mal olduğu belirtiliyor. Uzun yıllar virane bir halde kalan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından farklı dönemlerde uygulanan restorasyon çalışmaları sonucunda yeniden ayağa kaldırıldı. 2010 yılında tamamlanan restorasyon çalışmaları sonucunda hizmete açılan kervansaray, ulusal ve uluslararası birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor.